Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bir hadisini birlikte düşünelim diye aklımdan geçirdim. Şu, söz taşıyanlar, dedikodu yapanlar cennete giremez. Orijinal ifadesini de hatırlamak gerekirse, Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Ve yedhulü cennete kattâtün. Kattat cennete giremez. Peki kattat kim? Sözlüklere baktığımız zaman, hadis şerhlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kattat söz taşıyan kimse demek. Kovuculuk yapan kimse demek. Dedikodu yapan kimse demek. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu hadisiyle şöyle demiyor. Kovuculuk yapmayın, dedikodu yapmayın, söz taşımayın demiyor ya. Bunu da içine alacak tarzda, vurgulu bir biçimde bunun bizi götüreceği sonucu söylüyor. Buyuruyor ki bir kimse eğer söz taşırsa, dedikodu yaparsa, kovuculuk yaparsa cennete giremez diyor. Niçin? Biz şunu biliyoruz ki Kur'an'dan iman edenler ve salih amel işleyenler cennete Allah'ın fazlı olarak gireceklerdir. Ama Resulullah burada buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam dedikodu yapanlar, kattaat olanlar, söz nakledenler cennete giremez. Ne demek? Allahu alem bir mesaj, bu hadisin bir mesajı şu olsa gerek diye düşünüyor insan. Dedikodu yapmak, söz nakletmek, insanların arasını aşmak imana aykırıdır. Salih amele aykırıdır. Çünkü Kur'an diyor ki ya da Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor ki iman edenler, salih amel işleyenler cennete girecektir. Ama bir kimse dedikodu yapıyorsa, söz taşıyorsa, söz naklediyorsa, insanların arasını açıyorsa bu kişinin yaptığı imana aykırıdır. Salih amel değildir, salih amel esprisine aykırıdır. Niçin? Çünkü bunda iman yoktur. Bu tavırda iman yoktur. Söz nakletmekte, insanların arasını aşmakta, bozgunculuk yapmakta sıfat olarak iman yoktur. Bu imana aykırıdır. Öyleyse bir mümin imanın gereğini yapması İman, hakiki iman, sağlam iman kişiyi salih amel işlemeye götürür. Biraz daha açarak konuşmak gerekirse, hakiki, sağlam iman ibadete yol açar. İbadet takvaya yol açar. Takva ahlaka yol açar. Ve insan bütünlük içerisinde hem inanç alanını ya da hayatının inanç kısmını, ibadet kısmını, hem ahlak kısmını Allah'ın rızasına uygun bir biçimde tanzim eder ve düzenler. O halde dedikodu yapmak, söz taşımak, İnsanların arasını aşmak imana aykırıdır. Bu hadisin verdiği en önemli prensip budur. Eğer bir kimse veya kendimiz Allah korusun böyle bir zaafın içinde isek eğer bunun anlamı şudur. İmanımız zayıf. Niçin? Çünkü sağlam iman kişiyi dedikodudan alakoyar. Suizandan alakoyar. İnsanların arasını açacak eylemlerden alakoyar. Neden? Çünkü Kur'an'da Cenab-ı Hak buyuruyor ya müminler kardeştirler diye. Mümin, müminin kardeşidir. Peki insan kardeşiyle arasını açar mı? Ya bir kardeşin başka bir kardeşle arasını açar mı? Hayır. Mümin, mümine dua eder. Mümin, mümine istiğfarda bulunur. Mümin, mümine muhabbet duyar. Mümin, müminin yardımına koşar. İhtiyacı varsa el uzatır. Zaafı varsa acır. Elinden geliyorsa düzeltmeye çalışır. Ama onu sağda solda konuşmaz. Dedikodusunu yapmaz. Kovuculuk işine girmez. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu tür mesajlar veriyor bize. Bu uyarıcı hadisi ile, bu uyarıcı beyanıyla. Sakın dedikodu yapmayın. Söz taşımayın, kovuculuk yapmayın. Bu sizi cennetten alakoyar.
diyor. İman bizi muhabbete götürür. Eğer biz Rabbimize iman ediyorsak, iman gereği olarak bütün müminleri sevmek mecburiyetindeyiz. İstiğfar etmek mecburiyetindeyiz. Yardımlarına koşmak mecburiyetindeyiz. Kusuru varsa örtmek zor mecburiyetindeyiz. Zaafı varsa başkalarıyla paylaşmayarak onu sertletmek mecburiyetindeyiz. Onun için dedi ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ya, eğer siz bir kardeşinizin ayıbını örterseniz, görmezseniz Allah da sizin kusurunuzu, ayıbınızı örter diyor. Öyleyse mümin ne yapacak? Mümin kardeşine husuzan besleyecek, dua edecek, istiğfarda bulunacak, iyilik yapmaya çalışacak ama asla onun dedikodusunu yapmayacak. İnsanların arasını açacak, bozgunculuğa yeltenmeyecek. Birisinin kusuru varsa o kusurunu başkalarıyla paylaşmayacak. Örtmeye çalışacak, kapatmaya çalışacak. Görmemeye çalışacak. Deyim yerindeyse bir mümin, mümin kardeşinden gördüğü yanlışlar karşısında gözünü gördürmeyecek. Kulağını durdurmayacak. Adeta gözü kör olacak, kulağı sağır olacak. Mümin kardeşinden gördüğüm eksiklikler, hatalar, kusurlar varsa, eğer böyle yapmazsa, dedikodusunu yaparsa, gıybetini yaparsa, kuyucuk peşinde olursa, bunları yaparken de eklemelerde bulunursa, mübalağa ederse, müminler arasındaki muhabbete halel gelir. İman kardeşliği zedelenir. Zedelenmekten öte giderek kaybolur, izahlı olur, düşmanlık artar, husumet artar. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberidir, muhabbet peygamberidir aynı zamanda. Ve insanların birbirlerini sevmesini, birbirine muhabbet etmesini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bize öğretiyor ve bunun imanın bir tezahürü olduğunu söylüyor. Ne diyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. O halde müminler olarak birbirlerimizi sevmemiz lazım. Canın gönülden muhabbet duymamız lazım. Hepimizin, herkesin bir takım eksikliği, noksanlığı olabilir. Bunları kapatmamız lazım. Gördüğümüz eksikliklere karşı gözümüzü tabiri caizse indirmemiz lazım. Kulağımızı indirmemiz lazım. İyiliklerini paylaşmamız lazım. Dedikodudan şiddetle kaçınmamız lazım. Bu hadis bu tür ahlaki prensiplere dikkat çeken çok ilginç bir hadis. Mesajı çok güçlü bir hadis. İnsanlar arasındaki muhabbetin, sevginin kaybolmasına yol açan en önemli hususlardan birisi bu. Söz taşımacılığı, sözü nakletmek, birisinin eksikliğini başkalarıyla paylaşmak, bundan uzak kalmak lazım. Cenab-ı Hak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikazına kulak vermeyi ihsan eylesin. Bize her türlü söz taşımaktan, kovuculuk yapmaktan, gıybet etmekten, dedikodu yapmaktan muhafaza buyursun ve fazlı ve rahmetiyle hepimizi cennete ithal etsin. Dünyada da cenneti bir hayatı bahşeylesin.